Satır başından mutlu günler, mutlu haftalar sevgili seyirciler. Gündem aslında anayasa Türkiye'de ama anayasayla çok daha yakından ilintili bir konudan bahsedeceğiz bugün. O da anayasa ile paralel çalışmaların yürütüleceği anlaşılan ve aslında 12 Eylül 2010'da yapılan referandumla halk oylaması ile birlikte aslında Türkiye'nin yargı sistemini değiştiren aslında ismini de söyledik. Adalet konusunu konuşacağız. Türkiye'nin yargı sistemini konuşacağız. Nasıl bir dönüşüm süreci yaşadı Türkiye? Vatandaş artık sağlıklı adalet adalete sağlıklı bir şekilde erişebilecek mi? İşte bu konularda hem alanında uzman hem de siyasetçi bir milletvekili bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Sayın Ömer Suya Aldın. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aslında 12 Eylül ile başlamak lazım belki de. 12 Eylül 2010 referandumu ile başlamak lazım. Adalet sisteminde köklü bir değişim yaşadı Türkiye. Ve ondan sonra bazı kesimlerin referandumda değişikliğe sunulan kanunları kanun maddelerini desteklerken savunduğu daha bağımsız, daha özgür bir yargı sistemine kavuşuyoruz söylemin aslında gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bazıları destekledi, bazıları desteklemedi. HSYK değişti birdenbire. Arkasından da hakimlerin istifaları gündeme geldi. Bazı hakimler istifa etmeye bile başladı. Ne oldu adalet sisteminde? Neler değişti? Şimdi aslında bence daha da geriye gitmek gerekiyor. Ben eski bir Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısıyım. Bizim belli bir kuşağın belli bir dönemi vardı. İşte Nuh Mete Yüksel'ler talak şarkılarının olduğu bir dönem. Bu dönemde 2004 yılında devlet güvenlik mahkemeleri kapatıldığında bizler bir anlamda tasfiye edildik. Yani bizim o grup tasfiyeye tabi tutuldu. Ve ondan sonra bazı devlet güvenlik özel yetkili mahkemelere, devlet güvenlik mahkemesinin yerine kurulan özel mahkemelere belli atamalar oldu. Başlangıçta bunların genel olarak görüntüsü şuydu: son derece efendi, saygılı, kendi halinde mesleğini icra eden hakim ve savcılar. Ama özellikle 2007'den sonra bu bazı ve hakim ve savcıların olağan görev alanlarının dışına çıkan davranışlarına tanık olmaya başladık. Özellikle bu Ergenekon davası sürecinde tipik örnekler ortaya çıktı. Evet. Yani bir hukukçunun yapmaması gereken şeyleri yaptılar. Hem de göz göre göre. Örnekler mesela aklımıza gelen. Bir örnek vereyim. Örneğin bir milletvekiliyle, şimdi adını söylemeyeyim, bir gazetecinin telefon konuşması var. Soruşturmayla hiç ilgisi olmayan, tamamıyla özel yaşama yönelik, tabiri caizse biraz amiyane olacak ama geyik muhabbeti tarzında bir konuşma. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, İddianamenize koyuyorsunuz. Dava dosyasının içine koyuyorsunuz. Şimdi bu tipik bir itibarsızlaştırma girişimidir. Ve de özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Bunlar yapıldı. İşte aramalarda uygulanan yöntemler, tutuklama süreçleri. Şimdi basit bir şey söyleyeyim. Yıllardır bu işi yapan biri olarak. Bir soruşturmada, böyle büyük kapsamlı bir soruşturmada tutuklama oranı genellikle gözaltına alınanların %30'unu pek geçmez. Ama bu soruşturmada gördük ki kimi zaman tutuklama oranı %99'ları buldu. Evet. Hatta %100'leri buldu. Bunun olağan olduğunu söylemek mümkün değil. Siz az önce verdiğiniz örnekte işte özel hayatın gizliliği gerektiren konuların iddianameleri girmesi dediniz. Örneğin mesela şu anda sizin milletvekili olduğunuz partinin genel başkanıyla daha önce bir gazeteciyle yaptığı görüşmenin dinleme kayıtları basına yansıtılmıştı. Ama iddianameye girmedi örneğin. Girmedi. Tabii. İddianameye sokmadılar ama basına sızdırdılar. Böyle de şimdi işlerde yapıldı. O da başka bir işin yönü. Yani kamuoyu bir kere oluşturmada bir ataktı bu tip sızdırmalar. Yani öncelikle insanlar hakkında bir itibarsızlaştırma anlayışı içerisinde her şey ortaya dökülüyor. O insanlar savunma konumuna geçmek durumuna kalıyorlar. İşte bu görüşmelerin olağan olduğunu ya da çoğu insan hakkındaki görüntüler veya ses kaydı dolayısıyla kimisi siyasetten çekildi, kimisi kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. Ve böylelikle ateş olmayan yerden duman çıkmaz anlayışı topluma yerleştirildi. Tabii
Bu tip örnekleri gördük. Hakeza mesela bir 2000 sayfa, 3000 sayfalık iddianame olmaz. Yani bu hukuk tekniğine uygun bir şey değildir. Alacaksınız bir adamın 10 tane telefon görüşmesi var. Onu da bütün ayrıntılarıyla evraka ya da iddianameye yansıtacaksınız. Herkes kopyalama yöntemiyle. Sonra bunu örneğin savunmasında bu telefon görüşmelerini yazacaksınız. Hakkındaki delillerde bu tek telefon görüşmelerini yine tekrar edeceksiniz. Tabii 2000 sayfalık, 3000 sayfalık iddianameler doğal olarak ortaya çıkar. Ve çoğu insan da o iddianameyi okuyacak zaman bulamadığı için ya da sıkıldığı için öyle bir algı oluştu ki medyada yer alan haberler gerçekmiş gibi bir algı yaratıldı. Çoğu insan iddianameden bir haber olaylar hakkında yorumda bulundu. Tabii bunun böyle bir girişim var. Bunu kabul edelim. Ha, bir kısım hukuk adamları ise inandılar. Yani böyle bir örgütün varlığına inandılar. Böyle bir yapılanmanın oluştuğuna kani oldular ve bu anlamda da can siperhane bununla bir mücadele içine girme hissettiler kendilerini. Yani tümünün belli bir noktadan emir aldığını zannetmiyorum. Bir kısım hukuk adamları ise korktular. Ve iktidarın baskısından korktular, belli çevrelerin onları da itibarsızlaştırma girişimlerinden korktular çünkü onlar da dinleniyordu. Bir gün bir hakim savcı ile ilgili internet ortamında onu böyle yine itibarsızlaştıracak sesler, görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Yani Yargıtay'ın santrali bile dinlendi. Yani böyle. Şimdi bu anlamda da kimi hakim savcı da o sessiz kalma ya da dayatılan emirleri yerine getirme gereğini duydu. Bu noktada direnen hakim ve savcılar vardı. Onlar HSYK'ya inanıyorlardı. Yani mevcut HSYK'ya. Şunu hemen açık yürekle belirtmekte yarar var. Geçmişteki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da çok olumlu işler yapmadı aslında. Hı hı. Evet, onun da eleştirilecek çok yanı var. Keza yargının da geçmişte eleştirilecek çok yanı vardı. Örneğin bir hukuk adamı olarak benim de geçmişte yaptığım hatalar olabilir. Bu ama bunlar çoğunlukla bireysel boyuttaydı. İşte düzeltilmesi mümkündü belki. Mümkündü. Yani hiyerarşik yapı tabii yargı kendi içinde sorunu çözüyor ya da yanlışı düzeltebiliyordu. Evet. Ama 12 Eylül referandumuyla yargıdaki bir takım siyasallaşma olguları bireysel anlamda olan ya da yanlışlar ya da bilinçli yanlışlar diyelim artık kurumsal hale getirildi. En önemli nokta budur. Peki daha önce dediniz 2004'te kurulan özel görevli mahkemeler 2007'de tam olarak işlevlerini yerine getirmeye başladılar dediniz. Bütün ihtiyacı görüyordu ise niye 12 Eylül'de halk oyuna sunulan paket hazırlandı? Zaten bütün işleri yürütebiliyorlardıysa niye bunu yaptılar? Şimdi şöyle bir sorun vardı. Yüksek yargı iktidarın istediği yapıda değildi. İktidar yüksek yargıyı ele geçirdi 12 Eylül referandumuyla. Yani özel yetkili mahkemelerde bir ağırlık oluşturdu. Oradan çıkacak bir kararlar söz konusuydu ama yüksek yargı bir anlamda o çıkacak kararlarda bir engel teşkil edebilirdi. 12 Eylül referandumuyla iktidar yargıyı bütünüyle ele geçirdi. Bugün şu gerçeği herkes kabul etmelidir. Bugün yargı Türkiye'de yürütmenin işgali altındadır. Bu böyle bilinmelidir. Yargıya güven duygusu giderek daha da azalacaktır. Bunu da örneklerini göreceğiz. Yani siz tutup Yargıtay'a işiniz çok diyorsunuz. Bir anda bir yine kampanya başlatılıyor. Ya binlerce dosya Yargıtay'da bekliyor diye. Depolara giriliyor, kameralar açılıyor. Ne yazık ki bazı yargı mensupları bunlara ortam sağlıyor. Ve madem diyorlar işiniz çok, size 6 tane daha daire kuralım. Normalde 6 daireye 5'er üye atanır. 30 ama, üye demek. Tabii ama bir bakıyorsunuz 160 tane üye atadılar. Daha şimdi onları yerleştiremediler, yer arıyorlar. Göreve başlayamadılar. Ve bu üyeler inanılmaz şekilde tek elden gelen telefon mesajlarıyla şimdi daire başkanlarını seçiyor. Düşünün 60 yaşında bir insan Yargıtay'a üye seçilmiş. 40 yaşındaki bir kişi ona mesaj atıyor. Diyor ki bugünkü şu daire seçiminde şuna oy vereceksiniz. Böyle bir tabloya dönüştü.
artık blok oylar ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda bir çarpıcı nokta da şu. Güya bağımsız bir yargıya kavuşacaktık. HSYK'nın işte üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçecektik ama ilginç bir tablo çıktı. Önce Adalet Bakanlığı HSYK'nın listesini bütün hakim savcılara dağıttı. Bir anlamda kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Bu bakanlığın listesidir. Hı hı. Gerçekten o liste 4500'ün üzerinde blok oylarla seçildi. Şimdi bunda hiç yadırganacak bir şey yok. Türkiye'de 10 bin hakim savcı var. 4900'ü bu hükümet döneminde işe alınmış. O gençleri korkuttular. Dediler ki eğer siz bu bakanlık listesine oy vermezseniz bizim hükümetimiz döneminde işe alındığınız için gelecek HSYK sizi işten atacak. Böyle şeyler söylediler. Ve böyle bir grup bazıları da geçmişteki HSYK'nın yapısına tepkiliydi. Ve bunlar blok halde bakanlık listesine oy verdi. Bugün bakıyoruz HSYK'nın başkan vekili Adalet Bakanlığı'nın geçmişte bu dönem yani iktidar partisinin döneminde müsteşar yardımcılığını yapmış. Bir dairenin başkanı bakıyorsunuz yine müsteşar genel yardımcısı olarak var. Genel müdürlük yapmış. Yani bu anlamda sadece statüleri değişti, unvanları değişti. Adalet Bakanlığı'nın daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı dönemindeki Adalet Bakanlığı bürokratları şimdi HSYK'nın yöneticisi konumuna düştüler. Şimdi o HSYK 10 bin kadar hakim ve savcı için yaz ve kış olmak üzere iki kararnameyle görev yerleri değişti. Tabii eskiden hakim ve savcılar kararnameleri beklerken, atama terfi kararnameyi beklerken hem sevinç hem heyecanla beklerdi. Artık şimdi korkuyla beklemeye başladılar galiba. Bu sefer ne gelecek başıma gibi. Tabii bunun en tipik örneği şudur. Yani kamuoyu tabii çoğunlukla bunu bilmiyor. Yeni HSYK göreve başladıktan sonra 4-5 aylık bir dönemde Türkiye'deki 81 ilin 77'sinin başsavcısını değiştirdiler. Şimdi bu başsavcılarından bir tanesi kötü olabilir. 2-3 tanesi görevini layıkıyla yapmamış olabilir. Birkaç tanesinin hakkında uygun olmayan davranışlara ilişkin iddialar olabilir. Anlarım da 77 başsavcının ne günahı var? Evet, bu tipik bir kadrolaşma girişimidir. Ve bu kadrolaşma hareketi bir anlamda daha da tabana doğru, daha böyle alt bölgelere doğru da yayılacaktır. En azından hakim savcıların sesi çıkmayacak. Mesela bir uyguladıkları yöntemlerden bir tanesi şu. Yarsava referandum sürecinde olmadık sözler söylediler. Yarsav'ın 1200 üyesi vardır. Bu 1200 üye de çok farklı siyasi düşüncelerden insanlardan oluşur. Yani Yarsav tek bir anlayışla işte sol bir anlayışın oluşumu değildir kesinlikle. İçinde tarikattan da cemaatten de merkez sağlığında milliyetçi muhafazakar dediğimiz bir yığın muhafazakar, bir yığın insan vardır. Ama Türkiye'de 10 bin hakim savcının onda biri bile değildir. Yani doğru düz bu anlamda şey Yarsav'ın yapısı itibariyle oradaki etkin güç. Ama Yarsav'ı sanki bütün yargıya egemen olmuş bir kurum gibi gösterdiler. Ve bir anlamda da bütün hakim savcılar Yarsav karşıtı haline getirdiler. Ve istedikleri sonucu elde ettiler. Şimdi onu tabii sorgulamak lazım. 77 başsavcı, bir yığın ağır ceza mahkemesi başkanı ki bunlar etkin görevlerdir. Yargıtay üyeliği, Danıştay üyeliği. Bunlar da böyle inanılmaz bir kadrolaşma hareketini gözlemliyoruz. Belki de kritik adımlardan biri de Anayasa Mahkemesi'nin yapısını evet. değiştirmesi oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi gündemine aldığı ve almadığı konularla da tartışmaların merkezi haline geldi. Birçok itirazı var mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun hükmünde kararnameler vesaire ve Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasını söylüyorum. Kasıtlı olarak gündemini almıyor bunları. Bu sorunları çözmek istemiyor diyor. Şimdi bir şöyle bir şey var. Aslında Sayın Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gelmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'nin tablosunda bir hayli anlayışında değişiklikler gözlemledik. Hatta Sayın Bekir Coşkun'un bir yazısı vardır. 2-9'dan büyüktür diye. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz 11 üyeden kurulur. Haşim Kılıç ve bir diğer üye aynı anlayıştaydı. 9 üye de farklı düşüncedeydi ama öyle bir tablo çıktı ki sonuçta Haşim Kılıç 6'ya 5 oyla
hem de Sayın eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçtiği üyelerin oyuyla mahkeme başkanlığına getirildi. Şimdiki mesela bir örnek vereyim, 2009'dan DTP vardı. DTP hakkında kapatma davası 2 yıl sürüncemede bırakıldı. O habur fiyaskosu çıktı. Hemen onun akabinde kapatılması gerekti. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı gündemi belirleyen kişidir. Yani istediği davayı heyetin önüne getiren kişidir. Bir anda Sayın Haşim Kılıç getirdi ve DTP kapatıldı. Sonra bu son yetki yasasına istinaden iktidar partisinin kanun hükmünde kararnameler çıkarıldı. Gerçekten devletin yapısını değiştirmeye dönük son derece sakıncalı maddeleri içeren bu kanun hükmündeki kararnamelerin iptali için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başvuruda bulunduk. Ve bu başvurumuz aylardır sonuçlanmadı. Gündeme alınmadı. Şimdi düşünün, bu yetki yasası Kasım ayında sona erecek. Yani daha ne zaman karar vereceksiniz? Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ndeki tabloyu da dikkatle izliyoruz. Evet, sıkıntılardan biri o ama konuşmamızın başında aslında siz değildiniz. Özel görevli, özel yetkili mahkemelerle ilgili. Silivri'de Genel Başkan'ın deyimiyle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle özel görevli mahkemeler garabeti yaşanıyor. Siz deneyimli bir hukukçusunuz ve daha önce DGM hakim miydiniz? Baktığımız zaman DGM ile özel görevli mahkemeler arasındaki farkı az önce özetlediniz ama bugünkü tablodan yola çıkarsak örneğin Silivri'de nasıl bir yöne doğru evriliyor süreç? Bu yargıdaki dönüşümü de falan alt alta koyduğumuz zaman nereye doğru gidiyor Silivri'deki mahkeme? Ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir kere oradaki ayrı kodları temizlendi. Yani iktidarın hoşuna gitmeyen ne kadar hakim ve savcı varsa bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. Yeni SYK tarafından daha önce. Bir takım iddialar öne sürülerek uzaklaştırılanlar oldu. Hiçbir gerekçe gösterilmeden o mahkemeden alınanlar oldu. Mevcut baskılardan bunalıp ayrılanlar oldu. Örneğin Sayın Oktay Kuban kurumsal baskı altındayım dedi. Ve herkes göz ardı etti. Ve bu arkadaşımız şu anda Eskişehir'e gönderildi. Orada görev yapmak zorunda. Şimdi böylece bir anlamda dikensiz gül bahçesi iktidar partisi anlayışından öyle bir yapı oluşturuldu. Şimdi bu dava nereye gider? Tabii ki bu davada son derece önemli yanlışlar var. Pek çoğunda ben bilinçli yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Tutuklama bir tedbir diyoruz. İnsanlar yıllardır içeride yatıyorlar. Kaldı ki bu davaların sonuçlanması da en iyimser tahmine belki bir 10 yılı bulacak. Bir hukuk garabeti gerçekten. Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlışları teker teker ortaya koyacağız. Ve şunu kesinlikle ortaya koymak lazım. Evet, bu insanların yargılanması olağandır. Haklarında bir iddia vardır. Bir iddianame düzenlenmiştir. Yargılanabilirler. Sonuçta suçlu oldukları sonucuna varanlar mahkum olabilirler. Biz bu konuda yargıya bir müdahil olma amacında değiliz. Ama orada oradaki bir hakimin örneğini anlatayım size. Dedi ki yani bizzat o mahkemede görev yapan bir kişinin dedi tutukluluğuna itiraz vardı. Hani oturayım şuna bir bakayım dedim ve dosyayı inceledim. Hakkında hiçbir kanıt bulamadım dedi. Tahliye ettim ki bu iktidara yakın bir hakim. Onu da vurgulamam lazım. 13 aydır yatıyordu bu adam dedi. Yani belli yanlışlıklar var. Şimdi tabii ki belli talimatları alarak görev yapan hakim savcılara diyeceğim bir şey yok. Ama bu olayda şimdi bu tip soruşturmalarda savcılarda şu duygu gelişir. Ben de aynı yollardan geçtiğim için anlayabiliyorum. Savcılarda bir süre sonra o sanıklara ya da o sanıkların oluşturduğu gruba yönelik bir düşmanlık oluşur. Bu
tipik bir hale gelir. Sanki karşıda bir sanık yoktur, yargılayacağı ya da soruşturma yapacağı bir insan grubu yoktur, düşmanı vardır. Ve aleyhlerine olan ne kadar delil varsa onu toplamaya çalışır. Kendisine yönelik saldırı yapabileceği zehabına kapılır. O zaman tabiri caizse yaralı bıraktıysa, bırakma öldür mantığı egemen olmaya başlar. Şimdi oradaki pek çok hakim, savcı da bunu gözlemliyorum ben. Bunu bir kan davası gibi görüyorlar. Hukuk bu anlayışa müsaade etmez. Gerçek hukuk adamı bu anlayışta olamaz. Bu bir ön yargılıdır, yargıdır, yargılı davranıştır. Bu yanlış bir bakış açısıdır. Ve de şu çok önemlidir. Oradaki hakim savcılara da önerim şudur. Bir hukuk adamında asgari olması gereken şey vicdandır. İyi empati yapsınlar. Aynı kanıt durumuyla kendi kardeşlerinin, eşlerinin, çocuklarının böyle bir tutukluk haline hoşgörüyle bakabilirler. Önce bunu düşünsünler. Bu çok önemlidir. Empati olgusu çok önemlidir. Ha süreç içerisinde biz şeyi araştırır. Tabii ki bu davanın takipçisi olacağız. Dediğim gibi yargılamanın, suçlamanın detayına girmeyeceğiz. O davanın sonucunu etkileyecek yaklaşımları doğrudan yaklaşımlarda elbette ki bulunmayacağız. Çünkü dava süreci var. Ama oradaki her hukuki yanlıştı, her vicdanlara sığmayan davranışı da teşhir edeceğiz. Evet, bir kıyas yapmak gerekirse belki de Deniz Feneri süreciyle de kıyaslamak lazım. Silivri'deki yargılamayla Deniz Feneri yargılamasını. Deniz Feneri ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi çok uğraştı. Almanya'da verilen karar doğrultusunda Türkiye'de başlatılan soruşturma ve uzun süren bir soruşturmanın ardından arka arkaya gelen önce gözaltı kararları ardından tutuklama kararları ve birdenbire savcıların görevden alındığını haberiyle uyandı bugün Türkiye. Deniz Feneri'nde ne oldu peki? Aynı sorunlar Deniz Feneri'nde de mi vardı? Hukuksuzluklar mı yaşanıyordu Deniz Feneri'nin soruşturmasında? Şimdi, da böyle bir sonuçla karşılaştık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Deniz Feneri'nin ilk ihbar dilekçesi geldiğinde ben Ankara Adliyesi'nde savcıydım. Başından itibaren bu davayı, bu soruşturmayla ilgili önemli bilgilere sahip. Keza bu soruşturmayı yapan 3 savcı arkadaşla da yan yana 4 yıl çalıştım. Hatta bir tanesiyle aynı büroda. Üçü de yiğit insanlardır. Bunu Türkiye böyle bilmeli öncelikle. Çok zor bir işe kalkışmışlardır. Meslek yaşamlarını, aile yaşamlarını belki tehlikeye sokacak bir kararlar silsilesini almaktan çekinmemişlerdir. Görev yapmak ya, görevini yapmak bu kadar mı zor? Evet, Türkiye'de zor. Aslında bu savcılar görevlerini yapıyorlar tabii ki. Üstüne ekstra bir şey eklemiyorlar. Ve o dava süreci boyunca yaşadıkları sıkıntıları, baskıları ayrıntılarıyla biliyorum. Ve bunları sırf onlara güçlük çıkmasın, onlar mesleki anlamda zorluk çekmesinler diye şimdiye kadar kamuoyuyla paylaşmadım. Ama zaman içinde bunları paylaşmaya başlayacağım. Çünkü Adalet Komisyonu'nda üyesisiniz. Üyesiyim. Artık. Tabii ki üyesiyim. Ben sadece o arkadaşlarımız zarar görmesin diye. İnanılmaz derecede siyasi bir baskıya maruz kaldı bu arkadaşlar. Ama uğurlarıyla görevinin gereğini yerine getirdiler. Ve bunun sonucunda da sanıklar tutuklandı. Şüpheliler tutuklandı. Tutuklamaya itiraz ettiler. İtirazlar reddedildi. İtirazları reddedenler içinde bu iktidara çok yakın hakimler dahi var. Yani evet onlar hakim, vicdanlı kararlarını verdiler. Ve sonuçta o insanların tabii ki şu anda suçlu mu suçsuz elbette bilemiyoruz. Onlar da bir yargılamaya tabi tutacaklar. Ama iktidar sabredemedi. Ve bu arkadaşlarımızın üçünü de sudan bir bahaneyle görevden aldı. Neden sudan? Çünkü evrakta sahtecilikle artık itham edilmeye başladı bu savcılar. Tabii, şimdi bu işte bu savcılardan Sayın Mehmet Tamöz bir yıl önce bu görevden alınmaya gerekçe gösterilen konuyu sorması üzerine Adalet Bakanı ile paylaşmış. Bu konuda kendisi uzun uzadıya açıklamalar yaptı. Medyada da yer aldı. Evet. Adalet Bakanı bunda anormal bir şey olmadığını söylemiş. Keza şunu iyi biliyorum. Bu savcı arkadaşlarımızın işte evrakta sahtecilik ya da tahrivatla nitelendirilen
olayının aynı benzeri 30 tane olay var. Yani özellikle İstanbul Özel Yetkili Mahkeme'de savcıların uyguladığı bir yöntem bu. Klasikleşmiş bizim meslek camiasında. Ve bunlar zaman içinde şeyin önüne koyacak. Ben şu anda buradan soruyorum Adalet Bakanlığı işte ya da HSYK yetkililerine. Siz bu aynı yöntemi kullanılan diğer savcılar hakkında ne gibi karar verdiniz? Hiçbiri hakkında soruşturma izni vermediler. Hiç bunun cevabını da vereyim. Hiçbiri hakkında görevden alma gibi bir girişimde bulunmadılar. Bu bir kere teknik olarak evrakta tahribat suçun unsurlarını oluşturan bir eylem değildir bu eylem. Evrağın aslı dosyada duruyor. Soruşturmanın gizliliğini etkilememesi ya da bir kafa karışıklığı yaratmaması açısından nüshalardan bir kısmının üstünün kapatılması oluyor. Aynı olayı Erzurum Özel Yetkili Mahkeme'de hatta Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz yıllarda bunu bizzat kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir dinleme kararının belli bir bölümünün üzeri kapatılmıştı. Bu soruşturmanın gizliliğini etkilememek için yapılan bir yöntemdir. Bu bir kere evrakta sahtecilik suçunun oluşması için suç kastı gerekir. Belki kişisel yarar gerekir. Bunların ikisi bu olayda yok. Tabii bu arkadaşları bu anlayış içerisinde yargılamak istiyor. Neden yargılamak istiyorlar? Çünkü bunları görevden aldıkları için bunun bir maddi temeli olması lazım. Diyecekler ki bunlar suç işlediler de onun için görevden aldık. Dolayısıyla bu soruşturma suç tümüyle tabii bu soruşturma tümüyle görevden almayı meşru kılmaya dönük bir girişimdir. Ama şuna yanılırlar. Şimdi bu arkadaşlarımız eğer sanık durumuna sokar, haklarında dava açma gibi bir girişimde bulunurlarsa, biz o arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu büyük bir haksızlıktır. Görevi yapan insanlara, aslında bu o arkadaşlarımızın yargılanmasından öte de Türkiye'de vicdan sahibi, Cumhuriyet'in savcısı ve millet adına karar veren hakim profiline de yönelik bir gözdağıdır. Tabii o bu konuyla ilgili görevden almayla ilgili bir ayrıntı da şu. Tahrifat yapıldığı iddia edilen belgede tek savcının imzası var. Yani üç soru ama üç savcı birden görevden alıyor. Işte, bu da ayrı bir o başka bir garabet. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Bu sanıkların tutuklandığı tarih ya daha doğrusu bu şüphelilerin tutuklandığı tarih 11 Temmuz. Ama bu konudaki işte savcılar tahribat yaptı yönündeki iddia 27 Temmuz'da öne sürülüyor. Yani sanıkların tutuklanmasına kadar hiçbir şey yok. Bu olağan karşılanmış. Bunu hepsi biliyor. Şüpheliler biliyor. Avukatları biliyor. Hiç kimse ses çıkarmıyor buna. Ama ne zaman bu kişiler tutuklanıyor? Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Cezaevindeki anlaşılan o ki sadece bir ön sezimi açıklamak isterim. Bu Deniz Feneri şüphelileri ne büyük bir ihtimalle şöyle bir söz verildi. Ya işte seçim bitsin. Bu soruşturma yapılabilir. Yaptırmamaya çalışırız ama yapılsa biraz sizi tutuklatmayız. Ya da tutuklansanız bile kısa sürede içeriden çıkarsınız. Anlaşılan o ki bu içeride tutuklu olan insanlar haklarındaki büyük bir olasılıkla kanıtların güçlülüğüne dayalı olarak tutukluk halleri devam edince dediler ki affedersiniz alemin enayisi biz miyiz? Bu Deniz Feneri'nin parasını sadece biz yemedik yediysek eğer iddia böyleyse. Başkaları bir yerlerde oturuyor rahat rahat. Biz de cezaevindeyiz. Biz cezaevindeyiz. Bu duygu gelişmeye başladı. Sahipsiz kaldıklarına inandılar. Muhtemeldir ki bu kişilerden bazıları itirafta bulunabileceklerdi. Zaten bu savcılık anlamda, ifadelerinde birkaç tutuklusanın benzeri yönde ifadeleri de basına yansımıştı. Ve ben Sayın Başbakan'ın Alman vakıfları üzerinden yaptığı suçlamalarda da bu Deniz Feneri'nin izinin olduğunu sanıyorum. Yani Sayın Başbakan ön almaya çalışıyor. Almanya tarafından Deniz Feneri ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki bağı ortaya koyacak bir şeyler çıkarsa ya da bu soruşturma sonunda çıkarsa
Şimdiden yolunu hazırlıyor. İşte komple yaptılar. Bakın ben onlara o Alman vakıflarını PKK'ya yardım etmekle suçlamıştım söylemini meşrulaştırmak için. Bugün bu anlayıştadır diye düşünüyorum. Almanya'da bir dava daha açılacaktı, Deniz Fener'in ikinci davası. Onunla ilişkin bir gelişme bilginiz var mı? En azından davayı soruşturmayı takip ediyorsunuz. O takip ediliyor. Ayrıntısı konusunda bilgi sahibi değilim. Yani bazı şeyleri biliyorum ama şimdi burada çok ayrıntısına geliyorum. Anladım Sayın Adam. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama programı açarken de söyledim, temel gündem aslında anayasa. Çünkü bütün parti, yani mecliste bulunan partiler uzlaştılar. Anayasa kurulacak, anayasa için kurulacak uzlaşma komisyonuna üye verme konusunda mesaisinin önemli bir bölümünü meclis önümüzdeki dönemde bu konuya ayıracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu temel kriterlerini bir kez de sizden alalım ve programımızı yavaş yavaş noktalayalım. Şimdi aslında anayasalar sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan bir toplumun geleceğine yön veren ve mevcut konumu da belirleyen sözleşmelerdir, toplumsal sözleşmelerdir. Tabii anayasalar yapılırken ya da anayasalar değişilirken, değiştirilirken mümkün olduğunca toplumsal mutabakat gözetilmelidir. Bizim bu komisyona, çünkü iktidar partisi sürekli olarak anayasayı değiştirelim ya da sivil anayasa yapalım tarzında çıkışları vardı. Biz en azından yani gerçekten demokrasi, hak, özgürlük, bir takım evrensel değerler, ülkemizin yararına yeni anlayışların ortaya çıkması anlamında kural olarak bu değişiklik talebini evet dedik. Ve de komisyona üye gönderme kararını aldı genel merkezimiz. Evet, gök gibi birimlerin kaldırılmasını istiyoruz. 12 Eylül Anayasası'ndan kalan. Keza yargının bugünkü yapısıyla Türkiye ayakta kalamaz. Yargı çok önemlidir. Bağımsız bir yargı için bir anayasa değişikliğine evet diyoruz. Bu anlamda bizim bakış açımız. Kırmızı çizgilerimize gelince bunu defaatle de söyledik. Anayasamızın, mevcut anayasamızın değiştirilemez 3 maddesine dokunulmasını istemeyiz. 2, başka maddeler yoluyla bu maddelerin içinin boşaltılmasına da izin veremeyiz. Bizim bakış açımız bu. Biz gerçekten hak ve özgürlüklerine önem veren bir, yani özgürlüklere önem veren bir anayasa istiyoruz. Ama şimdi kimliksiz bir anayasa olsun. Nedir kimliksiz anayasa? Yani tümüyle liberal anlayışa bağlı, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışında bir anayasa. Türkiye'nin özgür koşullarını kimse göz ardı etmesin. Türkiye çok hassas bir noktada. Gelir dağılımında korkunç uçurum olan bir ülke. Etnik çatışmaların, zaman zaman mezhepsel çatışmaların oldukça vahim boyutlara ulaşabildiği bir ülke. Şimdi bu ülkede kendi özgür koşulları varken çevremiz ateşten çember. Bu anlamda tutup işte Avrupa'da da böyleydi, Amerika'da da böyleydi anlayışıyla bir takım böyle o metinleri çevirip bize aplike etmeye kimse kalkmamalıdır. Türkiye'nin dediğim gibi kendi özgü koşulları. Evet, her şey için konuşalım. Ya da iktidarın bu kadar ülkeye egemen olduğu bir anlayışı nasıl değiştirebiliriz? Mesela %10 barajını kaldırmak için konuşalım. Eğer anayasayı bunlar için konuşmayacaksak, yani Tayyip Erdoğan'a başkanlık sistemine ortam yaratalım. İşte özellik taleplerine şirin görünelim. Ya da küresel anlayışın Türkiye'de yapacağı ataklara ortam sağlayalım diye bir anayasa değişikliğinde Cumhuriyet Halk Partisi olmayacaktır. İktidar temsilcileri taraflar ön şartsız toplanma konusunda anlaştı diyor ama her partinin bir kırmızı çizgisi var ve bu kırmızı çizgilerini aslında uzun zamandır bu konu tartışmaya açıldığından beri gündeme getiriyordu. Tabii. Yani şunu söyleyeyim son olarak. Tabii ki ön şartsız elbette gidiyoruz. Yani iktidar bizim önümüze anayasa değişikliği olarak neler koyacak? Bunu öğrenmek anlamında gidiyoruz. Yani bizim yarın ön şartsız geldiniz, şeriat devleti kuruyoruz. Hadi siz de kabul edin. Bunu kabul etmek mümkün değil tabii. Elbette ki her partinin, Halk Partisi'nin de ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi seven bir parti.
bu ülkenin yararına olmayan ya da bu ülke insanın yararına olmayan hiçbir şeyin yanında Cumhuriyet Halk Partisi olmayacaktır. CHP Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Sayın Ömer Soğalı'na çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Satır başının sonuna geldik sevgili seyirciler. Adalet sistemini konuştuk ve arkasından son olarak da yine anayasayı konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Ömer Soğalı'nda. Bir başka satır başında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.